Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size bugün Solid'de yardımcı çizginin önemini ve kullanılan alanlarından bahsetmeye çalışacağım. Dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni bir sayfa açalım arkadaşlar. Yeni bir parça diyelim. Okey diyoruz. Bilgisayarda çok fazla program çalıştığı için biraz yavaş, kusura bakmayın. Ön düzlem diyelim. Mesela bir kare çizelim. Extrude yapalım. 10 milim fark etmez. Okey diyoruz. Mesela arkadaşlar eş merkezli 4 tane delik delmek istiyorum bu levhaya. Skeci açıyoruz. Bakın merkezden olacaksa şu şekilde. Mesela buradan 20 olsun üstten. Buradan da 30 alalım. Daha sonra delikleri, köşeler çizelim. Neyse, iş merkezi olsun. Fark etmez. Arkadaşlar mesela bu çizgide Extrude Cut yaptığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde alıyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü yardımcı çizgi olmadığı için ortadaki dikdörtgen de kesim olarak kabul ediyor ve çizim olarak kabul ediyor. Bu yüzden de komple kesim olarak alıyor. Bakın yardımcı çizgiye dönüştürmenin önemini size göstereceğim. Dikdörtgen seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Construction Geometry diyor. Buna tıkladığımızda arkadaşlar yardımcı çizgi oluyor. Gördüğünüz gibi yardımcı çizgi oldu. Daha sonra Extrude Cut dediğimizde buradan al diyelim. Gördüğünüz gibi yani kesme işlemimizi gerçekleştirmiş oldu. Yani anlattığım gibi yardım çizgi mesela burada önemli. Başka bir deyişle yine skeç açalım. Bir çizgi çizelim. Mesela buraya çizgi çizelim. Fark etmez. Buraya da bir yine daire çizelim. Bu daireyi ben aynalamak istiyorum. Yani 2D çizimde. Yardımcı çizgiyi seçiyoruz buradan. Okey dedik. Yine aynı şekilde Extrude yani Cut dediğimizde gördüğünüz gibi üçünü de tanımlıyor. Yani Albalis diyor. Okey dediğimizde ben size hatayı göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi yani üçünü de tanıdığı için bu şekilde oldu. Geri alıyorum tekrar. Çizgiyi yardımcı çizgi yaptığımızda okey dediğimizde gördüğünüz gibi yani yardım çizginin önemi burada etkisiz eleman olduğu için bizim hani çizimimizi daha kolay ve daha başarılı bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Yani başarılı derken hani kısa yollar kullanma anlamında söyledim ben. Aynalamayı ya da eş merkezli bir dikdörtgen çizip bunun köşelerine delik delmek için yardım çizgileri kullanabiliyoruz. Yani daha birçok alanda kullanılıyor ama ben size bunu yavaş yavaş göstereceğim. Hani bir sonraki videolarımı da izlediğinizde kullanma alanlarını daha çok görmüş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.